Mehmet Acet, devletin sahibi kim olacak savaşı? Emekli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Büyük Türk düşünürü Sabih Kanadoğlu'nu hatırlamanın tam sırası. Kendileri vakti zamanında şöyle şeyler derdi. Bir kurucu iktidar vardır ki biz buna devlet iktidarı, asır iktidar diyoruz. Bir de siyasi iktidarlar vardır ki buna da tali yani ikinci iktidarlar diyoruz. Siyasi iktidarlar Devlet iktidarına her daim tabi olmak zorundadır. Kanadoğlu'nun sözüne ettiği devlet iktidarı meselesini biraz açalım. Neden derseniz, bugünlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanmakta olan anayasa değişikliği meselesi bu konuyla doğrudan ilişkili o yüzden. 27 Mayıs 1960 darbesini yapanlar devamında kendilerine göre bir düzen kurmuşlardı. Ordu, yüksek yargı, güvenlik, istihbarat birimleri darbeyi yapanlar buralarda büyük tasfiyeler gerçekleştirip gidenlerin yerine kendi adamlarını yerleştirdiler. Mesela sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinden 275'i amiral ve general olmak üzere 7000 civarında albay, yarbay ve binbaşı düzeyinde subay darbeden sonra tasfiye edildi. O dönem temel olarak ordu kademelerine girenlerin önü gizli bir el tarafından hep açık tutuldu. Bu sayede geleceğin kudretli generalleri oldular, on yıllar boyu ülkenin iplerini ellerinde tuttular. Üniversiteler, basın, spor, sanat, iş dünyasında kendi zenginlerini ürettiler, kendi gazetecilerini, kendi sanatçılarını, hatta kendi spor adamlarını yetiştirip görünür alanlara yerleştiler. Ortak bir akılla birbirini besleyen, destekleyen bu yarı gizli yapıdan Kanadolu'nun sözünü ettiği asıl iktidar ortaya çıkmış oldu. Lafı dolandırmayalım. 27 Mayıs 1960 tarihinden çok yakın zamana kadar Türkiye'yi bu yapı yönetti. Tıpkı Kanadolu'nun işaret ettiği gibi, seçimle gelip giden siyasal iktidarlara elektrik, yol, su hizmetleri dışında başka işlere karışmamaları söylendi karışanlara darbe yaptılar, kapatma davaları açtılar, yıpratma kampanyaları uyguladılar. FETÖ'nün de asıl hedefi devlet iktidarını ele geçirmekti. FETÖ'nün 40 yıllık hikayesinin özeti de bu aslında. Onların eylem planları da sabit Kanadoğlu'nun sözünü ettiği devlet iktidarını ele geçirmekten başka bir şey değildi. Yaptıkları hedefledikleri şeyler 27 Mayısçıların izini sürmek onları yer yer çok berbat bir şekilde taklit etmekten ibaretti. Orduda, emniyette, istihbaratta, yargıda, üniversitelerde, basında, iş, spor, sanat dünyasında güçlendiğin zaman, yarı gizli bir ajandayla hareket edip buraları ele geçirdiğin zaman devlet iktidarını ele geçirmiş oluyordun. Üstelik bu durum 4,5 yılda bir seçim meydanlarında ter atmak gibi bir mecburiyet de getirmediği için oldukça konformist bir hayat sunuyordu. 27 Mayısçılar 12 Eylül 2010 referandumuyla yapılan anayasa değişikliği sonrası geri çekildiler. Zira onların yerini FETÖ almıştı. 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan tablo, FETÖ ayağının devleti nasıl sardığını, sanki kendilerinin devlete karşı değil de devletin onlara karşı bir paralel yapı haline geldiğini ortaya koydu. Bu örgütün Ergenekon ve Balyoz gibi darbe davalarını, adalet arayışı yahut Türkiye'nin demokratikleşme amacı doğrultusunda değil de salt gidenlerin yerini almak güdüsüyle sulandırılmasını da bu bağlamda değerlendirmek yerinde olacaktır. Şöyle diyelim, FETÖ'nün ergene konculara, yolculara verdiği şöyle bir mesaj vardı. Bundan sonra bu ülkenin sahibi artık biziz. Siz gittiniz, biz geldik. Buna sonra darbe olacaksa, partiler kapatılacaksa, demokrasinin üzerine bir şar örtülecekse, siyasi iktidarlar yol, su, elektrik hizmetlerinden mütevellit bir alana hapsedilecekse bunu biz yapacağız. AK Parti anayasa değişikliğini bu farkındalıklı mı yapıyor? 15 Temmuz'da FETÖ püskürtülünce 27 Mayıs ruhu yeniden kendini gösterdi çeşitli sözcüler aracılığıyla siyasi iktidara cumhurbaşkanına FETÖ temizlensin sonra devlet iktidarı yine bize verilsin demeye başladılar. Başa en başa dönelim derdine düştüler yani. Eee bunun için mevcut sistemin devam etmesi gerekiyordu. Parlamenter sistem bu haliyle devam ederse siyaset yine güçsüz kalacak, hükümetsizlik hali de onlara Eski günlerdeki gibi asıl iktidarı elde etme imkanı sunucaktı. Bugünlerde bu kadar gürültü çıkarmalarının, bu kadar öfkeli olmalarının sebebi bu. Neden derseniz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tek tek oylaması yapılan anayasa değişikliği onların bu talebine set çekecek. O yüzden bu kadar sinirlenmiş durumdalar. Mehmet Acet Yeni Şafak Gazetesi